Diyebilir ya. Yani. E İlla ki diyecek zaten aday olup olmadan açıklamadığına göre şu anda aday. Diyebilir. Federasyon başkanı olarak. genel kurul karar aldım diyor. Yani şey daha önce bu yani bu 130 imzanın içine Galatasaray Kulübü girmeyeceğini açıkladı. Trabzonspor Kulübü de imza vereceğim vermeyeceğim diye bir şey söylememiş ama vermemiş şu ana kadar. Şöyleymiş o Gürcen Gürcan abi tam şeyinde söyleyeyim. 304 delegenin oy kullanma hakkı varmış. %40 delegelerin noterden imza toplaması halinde kesin olarak seçime gidiliyor. %40 Bu da 121 oy demek. 130 değilmiş o, 121'miş. Hemen onu e, düzeltmiş olalım. 304 delege var, %40'ı imza verse yeterli oluyor. Bu da 121 oya denk geliyor. O, onun tarihi kaç? Bugün bugün. Bugün çıkan haber. Tamam. Yani çünkü eski haberse, Öyle çünkü bugün. kanunlar bugün eski haber. ya delege sayısı artmış olabilir zaman içinde yani Peki. o yüzden söyledim ee, bu yeni mevzuat bildiğim kadarıyla zaten bugün evet ya yani ben bunu da oyunda, bu da bu da yanlış bir şey çünkü neden yanlış 304 delege'nin de yüzde ile bir insan seçime gitmez mantıken yüzde 51 olması lazım Hı, kanun, 100, nere, kanun öyle kanun yani. 51 yani. olması lazım kanun öyle tamam da yanlış yanlış 304 kişinin geri kalanı istemiyor 121 304'ten 121 çıkarsan ne oluyor? 304'ten 3, yani 158, 153 180, 180 egza lazım. Evet. 184 kişi oluyor. 183 kişi oluyor. 183 kişi evet diyor devam etsin. 121 kişi hayır diyor. 121'e göre yapıyorsun. Azınlığa göre mi olur? Çoğunluğa göre mi olur? Çoğunluğa göre olması, e, olması lazım. lazım. Benim dediğim onu 151. Kanun yanlış. Öyle şey olur mu ya? %40'la. Bence o kanun o şeyi gösteriyor ya. Ne? %40 derken yani o zaman onu yapanlar Süper Lig'in delege sayısı %40 olabilir. Olabilir belki. Yani, ama Olur ben musun? Levent Babi'ye bu ya, ya, konuda ya, katılıyorum. Yani ne olursa olsun herhangi bir oylamada çoğunluğunu sağlaması yani, lazım. Yani. Süper Lig'in delege sayısı olabilir. ben Ve ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın Büyükekşi'de e, çok az bir katılımla seçildi. Yani 300 delege vardı ama Sana e, katılıyorum. Yani Ayrı 3, ama 3 seç, Seçildiği kongrede e, yani 300, 300 oy almadı yani. Peki Fenerbahçe'de 40 bin kişi var. üye. 40 bin kişiyle mi seçildi başkan? Hayır. E, 21 bin kişi katıldı. 16 bin kişiyle seçildi. Tamam. 16 binde. 21 binde. Ama üstü var değil mi gelmeye? 202. 20, 30 bin falan da o zaman. Ya, tamam, mesela, 202 delegenin imzasıyla seçilmiş. Tamam. O zaman iyi oy almış. Tabii tamam, bak 151, 183 Teka, ben, bak, kişiden ya. bile almış 202. Değil evet, mi? Evet. evet. Yani ben bir şey söyleyeyim yani bakarsan ee, bu arada seçim, yani git, tek aday değil mi abi? Iki, tek aday değil iki, 202 ile evet, anlatamadım. Katılım katılmaz olur. da katılım zaten. 202 almış diyorsun. Almaz. Mesela Yunan Aysal başkan seçilmişti. İkinci kez iki yıllık başarılı yönetim bozup kendine bir yönetim yaptı. Bin küsür kişiyle oy seçildi. Binin altında olsaydı seçime gidecektim. Bana güvensizlik değildir dedi. Öyle şey olur mu abi? 202 az bir oy değil. Şimdi 150'den fazla. Yok tek adaysan 150 daha alsan seçilmiyor musun abi? Anlataması tek hocam. 304 tek aday 10... olsan bir oy olsan da seçiliyorsun. 300. Ben öyle diyor kendime güvensizlik vardı da. Seçilir de ama camianın Zaten da... tek adaysın diyorum yani. Bak, Normalde bak, tek aday için seçime bile gitmiyor ki. 2021 kongresinde. Tamam bak yerlerde sürünüyor. Ali Koç tek aday katılan e, ee, insanlar gidecekti beyaz oy falan vereceklerdi. Yani öyle büyük tepki vardı. Ee, Aziz Bey. Ali Koç'a. Şey, Ali Koç'a mı? Aziz Bey çıktı bir basın toplantısı yaptı. Bir daldı Ali Koç'a. Geceler sabah olmaz falan filan. Hat hatı hatırlayın. Fenerbahçe e, genel kurulu bir dolmuşa geldi. Fenerbahçeli başkanını ezdirmez eski başkanına bile deyip 12 bin kişi gittiler kongreye. Tek adaylı kongreye. Bak 3 bin 4 bini geçmezdi. Ve Ünal Bey'in dediğine gelirdi işte tamam mı? Ha, şimdi yani e, seçilir ama arkasında dolu bir Madem destek olmazdı. Yeni başkan eski başkan böyle halef selef konuşuyoruz. Saadettin Saran ismi çok anılıyordu camiada Fenerbahçe'de. Ee, şöyle soruyu sormuş olayım. Şimdi Fenerbahçe bir protesto uyguladı. <laughs> Dediğim gibi kendine göre doğrudur yanlıştır. Bunun zaten tartışması yapılıyor. Fakat bundan sonra konferans liginde ve ligdeki başarısına göre e, sence bu karara yeniden dönülür mü? Dönülür mü derken yani eğer başarısızlık gelirse bu kulvarlarda bu karar zaten yanlıştı takımı da başarısızlığa sürükledi denilir mi? Ve e, eğer başarı gelmemesi halinde yıl sonunda dediğim gibi ya konferans liginde ya da ligde tekrardan Saadettin Saran ismi daha e, gür bir sesle camia içinde konuşulmaya başladı. Şimdi benim dün yapılan açıklamalardan anladım Ali Bey devam ediyor. Yani olağanüstü yani, bir durum dedi. Olursa evet, devam edeceğim dedi de. Dedim ama dedi. Çok fazla e, olağanüstü durum var zaten. Dedim ama dedi. E, ki eski yöneticilerle yaptığı toplantıda. Bu 2 Nisan öncesi. E, oradaki yüze yakın yönetimde görev almış eski yönetici geldi ki bunların büyük bölümü de Aziz Bey'in yönetimindeydi. Yani 20 yıl başkanlık yaptı. Onlar da devam etmesini terk etmişler. E, yani bu konuşmaya şöyle başlıyor. Bu olay diyor benim için bir seçim yatırımı değil diyor. Ben aday olmama niyetindeyim diyor. Gene Haziran'da. Yani bu çekilme mekilme. Zaten orada diyorlar çekilmeyi gündeminizden çıkartın. Çekilsen ne olacak? Alt dikte gene aynı federasyon aynı hakemler var. Mantığı yok diyorlar yani orada verilen göreceğin zarar dışında yani kazanacağın bir mantık yok diyorlar. Ondan sonra da en ufaktan en serte doğru e, terbiye. Neyse. Saadettin e, Saran'la e, Ali Koç ta Ekim ayından beri hatta Eylül ayından beri e, çok sık görüşüyorlar. E, Ali Bey'in açıklaması var. E, ben aday olmayacağım. Son dönemim. Kim e, yönetmeye talipse 500 imzayı getirsin. Çünkü Fenerbahçe'de başkan adayı olabilmen için 500 kongre üyesinin seni tavsiye etmesi gerekiyor. 500 imzayı getirsin. 500 imza geldiği anda ben kulübün defterlerini ona açacağım. Ki nasıl bir kulübe, göreve geldiklerini nasıl bir bütçe, nasıl bir finansman, nasıl bir borç ya da alacakla karşı karşıya olduklarını bilip planlarını ona göre yapsınlar diye. Saadettin Saran 625 imza götürdü. Yüksek Divan Kurulu'na verdi. Yüksek Divan Kurulu da ona aday olabilirsin diye kağıt verdi. Hı hı. Yanlış bilmiyorsun. Ve kulübün defterleri Saadettin Saran açıldı. Saadettin Saran şu anda ekibiyle birlikte ki yönetiminde çok önemli isimler olacağını da duyduk. Yani mesela bu yönetimde bir Ali Başkanı biliyoruz. Ama Saadettin, Saadettin Saran'ın yönetiminde çok önemli iş adamları, camiacı bilinen ya da Türkiye'de tanınan başka isimler de olacak bize gelen şeyler bu yönde. Ama Saadettin Sarı'nın şunu dedi, Ali Koç adaydı İsa dedi. Sonra Aziz Yıldırım bir açıklama yaptı, Fenerbahçe'nin başkanlık sorunu yoktur dedi. Ee, mesela Aziz Yıldırım ve grubu e, Ali Koç'un devam etmesinden yanı. yani. Yani Az Aziz Bey'in aday olacağım diye bir şey yok. O da çok Ama Saadet İnsan olursa olurum dedi. İşte oraya demedi. O, o da olur. Öyle. Dedi ya. Gibi. Hayır, hayır. Olur deniyor. Tamam mı? Mahmut abi söyledi başta. E sen de söyledin olur dedin. Ama o demedi. Kendi ağzından çıktı. E tamam ama sen de bir Fenerbahçe camiası yakından tanan tabii bilen tabii, bir ben insan ben, ben, sen de dedin. De aynı, aynı durum, fikirdeyim. aday yani, olur dedin. Saadettin Saran aday olursa evet. Az, Aziz Bey karşısına çıkar diye düşünüyorum. Ha, tamam. Tamam mı yani? Söyle, evet. Ama kendisi demedi. Olurum e, diye. Şimdi 2 e, Nisan Kongresi'nde konuşmacılar arasında Saadettin Bey de vardı. Saadettin Doğru. Saran da vardı. E, ve 3 kişi çıktı e, kürsüye. 3 kişi çıktıktan sonra e, divanı yöneten, kongre yöneten Uğur Dündar gelen öteki konuşmacılar biraz önce söyledim ya 140-150 kişi diye e, onların konuşmaması için oylama yaptırdı. Şeyi bitirdi. Konuşmaları. Kongreyi bitirdi. Konuşmaları bitirdi. Ama e, Saattin Bey çok bozuluyor. Çok sinirleniyor. Ee, bu tavra. E, bunun üzerine e, yönetimden bazı isimler, hatta Erol Bilecik e, diye duydum ama bilmiyorum. Gidiyor, bunun sizde bir alakası yok. Üç kişiye söz vermek zorundaydık, tüzük gereği... Ancak üçüncü kişi bittikten sonra böyle bir oylama yapılabiliyor. O galiba altıncı sıradaymış. E, Saadettin Saran. S sadece bu yüzden konuşamam. Ama daha önce açıklanamaz mıydı bu saadetin saranı? Yani şimdi Erol Bey söylemiş ya, hani bozulma yine. Tabii böyle açıklanabilir böyle canım. Daha önce Hayır, o, er, o onların Erol Bey'in ya da kimse yönetici e, onlara söyledi. E, bundan başka mesaj da algılayabilirsiniz. Yoksa evet öyledir deyip samimiyet de kabul edersiniz. Bak. Ama e, şey bu e, ...tüzük... Kural, kurallar gereği olan bu. Sonra ben birkaç yöneticiyle konuştum. aybettiniz dedim. Yani oraya bir başkan adayı geliyor. Sana 600 imza ile gelmiş oraya. Yani sen ee, samiyet göstermişsin, oturmuşsun, dert etmişsin, kulübün defterlerini açmışsın ama onu böyle bir kongrede kürsüye çıkarmıyor... dışarıdan bakılınca biz başkan adayı konuşturulmamış gibi de görüyoruz. aynen kürsüye çıkarmıyorsun. Kesinlikle böyle bir şey yok dediler. Bizim hiçbir problemimiz yok biraz önce saydım nedenleri söylediler var bu yüzden olmadı dediler hatta ben şu yorumu da yaptım yani 2 Nisan Kongresine Aziz Bey katılmadığı için bence Fenerbahçe Genel Kurulundan bir çift sarı kart yer yani o gün kulübün birleşme günü kulübün bütünleşme günü bir mücadeleye başlama günü ve kulübün 20. yıllık Başkanı ne divan üyeleriyle yapılan toplantı da var. Ne yönetim kurulu üyeleriyle yapılan toplantı da var. Ne de 25 bin genel kurulu üyesinin geldiği toplantı da var. çok beklendi o toplantı. Ve, on, ve ondan sonra da çıktı kararı doğru bulmadığına dair açıklamalar yaptı. Hı hı. Fenerbahçe kulübü içinde yani bu ikilemdeki tek ses oldu. Mesela o konuda da taraftarın genel kurulu üyelerinin Aziz Bey'e bir tepkisi oldu. Ha yani şimdi ne olacağını Bilmiyoruz ama bence benim e, dünkü Ali Koç açıklamasından anladığım devam ediyor. Dolayısıyla yani aday olacak. Dola dolayısıyla muhtemelen tek aday olacak. Yine e, Haziran'lı kongre. Ama şöyle bir film seyredeceğiz. En heyecan orada. 28 Nisan'da Yüksek Divan Kurulu seçimleri var. Eee Aziz Bey kendi eski as başkanı Şekip Mosturoğlu'na Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olması için ikna etti. Şekip Mosturoğlu aday. Şu anki Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da seçildiğinde Aziz Bey'in adayıydı. Ali Bey'in adayı vefa küçüktü. Hı hı. Ve Aziz Bey'in adayı kazandı. Uğur Dündar kazandı. Hı hı. Bu aslında şu mesajdı. Yani ben buradayım Ali mesajıydı. Ama Gitmedim. öyle olmadı. Gitmedim hala gücüm var bu, bu kulüpte. Tamam sen %70 oyla geldin ama gibi. Ne derler buna? Ferdi arkası bir e, karşılıklı. Biz de buradayız. Ha Şimdi Demek e, değil, doğru. benim bildiğim Şekip Bey'in karşısında Vefa Küçük tekrar daha çıkacak. Ve e, Vefa Küçük hem şu anki yönetimin yani e, Ali Koç'un desteklediği hem de Saadettin Saran'ın desteklediği bir aday olarak çıkacak. Başka adaylar da çıkabilir. Talat Bey'in, Talat Yılmaz'ın da adı geçiyor. Ee, yüksek Divan Kurulu seçimleri için. Daha yeni Büyük Kulübe Başkan seçildi o da. Ee, eskiden Aziz Bey'in yönetimindeydi. Başka adaylar da çıkabilir. Ama 28 Nisan'da örtülü bir... 28 Nisan Haziran'daki seçime ışık tutar mı? Tabii o yüzden zaten... Yani bir... ışık ışık tutmasa bile yani tek aday olacaksa zaten ışık tutmaz ama Hayır, anlatamam. orada orada tutar. Orada bir bilek güreşi en azından seyredecek. Tabii tutar. Abi. Yani tutmaz. bak şimdi sen bir ortaya bir laf söyledin. Dedin ki eee Şekip olun. divan başkanlığı gösteriyor. gösteriyoruz. Evet tabii. Bak. Vefa Küçük eski başkanlık ya, kaybetti Devent. değil de mi? Sayın Demet Düzemen. Fenerbahçe'nin 40 küsur bin kongresi var. Divan